Sanki bu dersten yüksek alınca bana para veriyorlar. Alışmışsınız dersinize sakız çiğneyen öğrencilere. Fındık fıstık yiyen görünce bir şaşırdınız tabi. Instagram dili ve edebiyatı, evet. Bu adamın cehalet şaka mı? Bu şakalar nasıl gelmiş ben de bilmiyorum. Kimya hocamız daha iyiydi ya, gerçekten. Kimyayı bile şükrettim, yemin ederim, şu hoca sayesinde. Neyse, inşallah buna şükretmeyiz. Telefonum şuraya şarja taktım, görmez inşallah. Ya nereden görecek? Ya ben inanıyorum görmeyecek. İki kelime zor bir araya getiriyor. Benim telefonumu da bulamaz diye düşünüyorum. Ece var ya, galiba başka okula geçmiş. Belliydi ya.
Sana kötü bir haberim var. O okul buraya bayağı bir uzak. Ve ben tam nerede olduğunu bilmiyorum. Merak etme. Taksit ne olsa ben bütün bilgileri toplayacağım. Bir an küpem düştü zannettim de. Bir şey istesem yapar mısın?
sınıftakinden de ses yok ya. Benim de ilgilenmiyor büyük ihtimalle. Sevgilisi mi var? Aa ya, bilseydim. Ondan hoşlanmazdım. Yani bir şekilde engel olmaya çalışırdım. Bir de mesaj attım. Keşke sevgilisini ayırabilsem. Öyle bir gücüm olsa. Ama yok. Belki de sevgilisini bırakır bana gelir. İnşallah. Hayatımda biri olsun istiyorum ama öyle keselim, tozalım. Şimdi en sevdiği rengi, hangi oyunları oynadığını, neye alerjisi olduğunu, kıyafetler giydiğini öğrenecek mecalim yok. Gerçekten kalbimi fetheden bir insan olması gerekiyor. Bu kadar uğraşmam için ve sadece birkaç kere gördüm çocuğu. Bunu değeceğini sanmıyorum. Öyle takılırız, oyalanırız diye düşünüyordum. Ama demek ki o benim gibi düşünmüyormuş. Yalnız sevgilisinden ayırsam çok iyi olur. WhatsApp grubunda da bir sorun var zaten. Ödev var mı diyorum. Kimseden ses çıkmıyor. İrem sevgilisine ayrılmış desem. Millet manastır sana gönderir. Herkes yanıma geliyor biliyor musun? Bilgi almak için. Ama yok öyle bir şey. Çok beklesinler. Ben sadece en yakınlarımla bilgi alışverişi yaparım. Medela sen. Gerçi sen de yakınım mısın? Onu da sorguluyorum. Bu aralar bakacağız. Sınavlarda kopya verip vermemene göre değişir. Etmezsen inanılmaz hassas ve kullanıldığı takdirde canını aşırı acıtacak bilgileri herkesin beyninde bulabilirsin. Yok. Tehdit etmiyorum tabii ki. Sadece benimle aranı iyi tutman gerektiğini söylüyorum. Tabii anlayabildiysen. Güzel olmuş ya. Sence de öyle değil mi? Yok ya, kimse için hazırlanmadım. Bugün ne kadar güzel olduğumu insanlara göstermek istedim. Tabii ki benim bunu göstermek için bir şey yapmama gerek yok biliyorum ama bugün ekstra 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 güzel olmaya karar verdim. Mesela bak, bu okuldan olmayan biri beni görse diyecek ki vay be, bu okulun kızları da ne güzelmiş.